Evet arkadaşlar. Şimdi yazılım kurallarımıza bakıyoruz. Yazılım kurallarında öncelikli olarak ses olaylarıyla ilgili yazılım kurallarını işliyoruz. Ses olaylarının yazıda gösterilmemesi yazım yanlışına yol açmaktadır. Ses olaylarından birisi hece yani ünlü düşmesidir arkadaşlar. Peki bu hece veya ünlü düşmesi nasıl olur? Son hecesinde ünlü bulunan bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek geldiği zaman bu ortadaki ünlü harfimiz düşer arkadaşlar. Böylelikle fikri kelimesi fikri şeklinde yazılır. Boyunu değil boynu şeklinde yazılır. Boyun kelimesi kayıp olmak kelimesi kayboldu şeklinde yazılır. Bir diğer ses olayımız ise ünsüz benzeşmesidir arkadaşlar. Bunun diğer ismi ise ünsüz sertleşmesi. Ünsüz sertleşmesi nasıl gerçekleşir? Kelimenin sonunda fıstıkçı şahap diye kodladığımız kelimenin sonunda F, S, T, K, Ç, Ş, H, P ünsüzleri varsa ve bu kelimeye C, D, G ünsüzleriyle başlayan bir ek getirmek istersek bu ünsüzler ne olur arkadaşlar? Sertleşerek C, Ç'ye, D, T'ye, G de K'ye dönüşür. Şimdi bakalım. Ağaç kelimesinin sonu ç ünsüzü ile bitip kendisine de da ünsüzü ile başlayan bir ek getirmek istediğimizde ağaçta 1923 3 ç ile bitmiş sonu buna d ile başlayan bir ek getirmek istediğimizde bu ne olur arkadaşlar? 1973 t olur. Yine kesmek fiilinin sonuna gin eki getirmek istediğimizde bunun sonuna sessizi ile bittiği için yeni kelimemiz keskin şeklinde G, K'ye dönüşür arkadaşlar. Bir diğer ses olayımız gerileyici benzeşme. Yani n ve m yani n ve m harflerinin çatışmasıdır arkadaşlar. Tombul değil, tom bul şeklinde söylenir. Anbar değil, ambar şeklinde yazılır. Yine saklambaç değil, saklambaç şeklinde yazılır arkadaşlar. Bir diğer ses olayımız bazı ünsüzlerin tekrarıyla veya türemesiyle oluşan ses olayıdır. Bu da nasıl olur? Zan etmek. Ne olur arkadaşlar bu? Zannetmek. Veya hak kelimesine sonuna m eklettirdiğimizde hakkım. Af etmek kelimesi bitiştiği zaman araya bir tane daha ünsüz türeyip affetmek şeklinde yazılır arkadaşlar. Arkadaşlar bir diğer ses olayımız ise ünlü türemesidir. Türkçe'de iki ünsüz harf yan yana bulunamayacağı için aralarına bir tane ünlü harf gelir. Darcık değil, dar acık diye araya bir tane ünlü harf koruruz. Yine azcık değil, azıcık diye araya bir tane ı harfi ekleriz. Bircik değil, biricik veya küçükcük değil, küçücük şeklinde yazarız arkadaşlar. Bir diğer ses olayımız ise ünlü daralması. Bu da nasıl olur arkadaşlar? Genellikle yor ve ecek ekleri eklendiği zaman karşımıza çıkan bir ses olayıdır. Sevmeyecek değil, buradaki i'yi e'ye
çeviririz. Anlıyor değil, anlıyor veya diyecek değil, diyeceğim demek kelimesinde. Bunlar en demek kelimesinde çok karşısına çıkan bir ses olayıdır. Yazım kurallarındaki bir diğer başlığımız da büyük harflerin yazımı ilgili olacaktı arkadaşlar. Cümleler büyük harfle başlamaktadır. Yine lakap, saygı sözleri ve ünvanları da büyük harfle başlar. Doktor, nene hatun gibi veya Cihan öğretmen gibi. Bu saygı, lakap sözleri ise ünvan kelimeleri büyük harfle yazılır. Yine cümlelerde olduğu gibi mısraların başındaki harfler de büyük yazılır. Tırnak içine alınan aktarma cümleleri büyük harfle yazılır. Burada arkadaşlar cümle olmasına dikkat edelim. Cümleler büyük harfle yazılır. Her tırnak içindeki kelime büyük harfle yazılmaz. Cümle ise büyük harfle yazılır. Hitaplarda özellikle günlük tarz yazılarda kullanılan sevgili günlük veya mektup tarz yazılarda kullanılan hitaplarda ne olur? Her iki sözcükte büyük harfle yazılır. Belirli gün ve aylarda büyük harfle yazılır. Anneler günü, Kurban Bayramı gibi belirli gün ve aylar büyük harfle yazıldığı gibi eğer yanında rakam varsa, yani 10 Temmuz 1973 gibi veya Mart 1976 gibi bir kesin tarih belirtiyorsa bu kelimeler büyük harfle yazılır. Kişi ad ve soyadları büyük harfle başlar. Yine hayvanlara verilen adlar artık ona özel olduğu için büyük harfle yazılır. Eser, yapıt isimleri büyük harfle yazılır. Yine millet, ırk isimleri büyük harfle yazılır. Din ve mezhep isimleri de büyük harfle yazılır. Dil isimleri Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dil isimleri her zaman büyük harfle başlar. Devlet isimleri de büyük harfle yazılır arkadaşlar. Nehir, göl, dağ, ova adları büyük harfle yazılır. Ama cümle içerisinde sadece göl veya sadece ova şeklinde geçerse küçük harfle yazılır. Ama başında böyle Fırat Nehri, Van Gölü gibi bir özel bir yere isim olduysa bunlar büyük harfle yazılır. Şehir, ilçe, semt, köy, meydan adları büyük harfle başlar. Taksim Meydanı, Akdeniz Bölgesi, yapı, bina isimleri büyük harfle başlar. Yeniköy Camii, Süleymaniye Camii, Dolmabahçe Sarayı gibi bu yer, yapı isimleri büyük harfle başlar. Yine gezegen ve gök cisimleri büyük harfle başlar. Dünya, güneş, ay büyük harfle yazılır. Ama burada yani gezegen gök cismi anlamı taşıyorsa büyük harfle yazılır. Ama her gün bir dünya iş yapıyorum. Buradaki dünya kelimesi gezegen anlamı taşımadığı için bu küçük harfle yazılır. Yine burada küçük bir notumuz var arkadaşlar. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle yazılır. Ama ünvan haline geldiyse büyük harfle yazılır. Yine yön bildiren isimler attan önce geldiyse büyük, sonra geldiyse, yani Afrika kelimesi özel isim, bundan önce geldiyse büyük, sonra geldiyse küçük. Evet arkadaşlar, bir diğer yazım kuralımız D ekinin yazımıdır. D eki kendisinden önceki kelimeyi bitişir ve TTA şeklinde okunabilir. Cümleden çıkarıldığında ise
Bu ne olur? Anlamı bozulur. Yani cümleden D-dakini kaldırdığımızda anlam bozuluyorsa bu D-da bitişik yazılmalıdır. Ama anlam bozulmuyorsa ayrı yazılmalıdır. Bakalım, ev ders çalışıyordu dediğimizde eğer bu anlam bozuluyor mu? Bozuluyor. Kalemin akrabada kalmış. Ama kalemin akraba kalmış. Kitap 70 test var. Çiçek beni büyüleyen bir koku var gibi bu D, da ve T ta'ları kaldırdığımızda anlamda bir bozulma olduğu için buradaki D, da'lar ayrılmaz, bitişik yazılır. Bağlıç olan D ise iki farklı kelimeyi birbirine bağlamak için kullanılır. Ve bu bağlıç olan D'de T, ta kesinlikle olmaz arkadaşlar. Ve bu D'yi, D, da'yı cümleden çıkardığımızda anlamla herhangi bir bozulma olmaz. Ve bu D, da'dan sonra da herhangi bir ek getiremeyiz. Ev epeyce güzelmiş. Ev de epeyce güzelmiş. Acaba bu D, da, dahi anlamı da dahi anlamda katmaktadır cümleye. Kendisine araba da almış. Yani araba dahi almış. Ev de almış, araba da almış. Gibi anlamlar katmaktadır. Mi ekimiz, arkadaşlar mi eki daima ve daima kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılır. Ve farklı versiyonları yani mı, mi, mu, mü şeklinde çekimleri olabilir. Soru anlamı dışında kullanılsa dahi mi yine ayrı yazılır. Hızlı mı hızlı bir araba almışlar. Burada her ne kadar soru anlamı taşımasa da mi ayrı yazılır. Ki'nin yazımı ki ek olarak yazıldığı zaman cümleye bitişir. Aitlik, iyilik anlamı katar veya sıfat yapar. Ve bu sıfat veya aitlik anlama katan ki'den sonra herhangi bir ek getirebiliriz. Bağlaç olan ki'de ise ayrı yazılır arkadaşlar. Ve sadece ki şekli vardır. Bundan sonra herhangi bir ek gelmez. Düzenli çalış ki başarılı ol. Gördüm ki mal da mülk de yalanmış. Evet arkadaşlar. Şimdi ki ile ilgili bilgi kutumuza bakalım. Madem ki halbuki sanki oysa ki belki kelimeleri kalıplaştığı için bitişik yazılır. Bunu şu şekilde kodlayabiliriz arkadaşlar. Som bahçem. Son, sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü. Bir diğer kuralımız, yazım kuralımız ise kısaltmaların yazımıdır. Kısaltmalar, büyük harflerle yapılan kısaltmalarda kısaltmanın okunuşu dikkate alın arkadaşlar. Açılımı değil. TRT-Y, ASELSAN-A. Burada dikkat etmemiz gereken bir diğer bilgi de arkadaşlar, Türkçe'de K diye bir harf yoktur. Yani T, D, K, Y deriz. T, D, K demeyiz arkadaşlar. Hüçk harflerle yapılan kısaltmalara ek getirilirken kısaltmanın uzun hali yani açılımı uzun hali yani açılımı dikkat alınır. KG değil kilogram. GR'lik değil gram. Gram. GR'lik değil 3 gramlık gram diye okunduğu için bu okunuşunu baz alırız arkadaşlar. Evet kısaltmalara getirilen bilgi kutumuza bakalım arkadaşlar. Kısaltmalara getirilen ekler kesme işareti ile ayrılır. Nokta bulunan kısaltmalara ise kesme işareti kullanılmaz. Bir diğer yazım kuralımız da satır sonunda sığmayan kelimelerin yazılmasıdır arkadaşlar.
Satır sonuna sığmayan kelimelerde heceleme yapılır, hecelere bölünür. Bu birleşik kelime olsa da bu şekilde yapılır. Örneğimizi inceleyecek olursak, ke-lo-lan. Yani biz burada bu birleşik kelime, işte kel tarafı yukarıda kalsın, oğlan kısmı aşağıda kalsın şeklinde değil, hecelere bölerek ke-lo-lan veya ke-lo-lan şeklinde heceleri ayırırız. Bir diğer bu konuda dikkat etmemiz gereken ise satırın sonunda tek harf kalmaz arkadaşlar. Aynı şekilde satırın başında da tek harf kalmaz. Yine kesme işareti geldiyse eğer satırın sonuna, bundan sonraki yerde hem kesme hem kısa çizgi ikisi beraber kullanılmaz. Sadece kesme işareti bizim için yeterlidir arkadaşlar. Şimdi sayıların yazımına bakalım. Sayılar cümle içerisinde hem rakamla hem de yazıyla yazılabilir arkadaşlar. Ama yazıyla yazıldığında dikkat etmemiz gereken ise nedir? Basamaklar birbirinden ayrılır. Yani 175.000, buradaki bakın 175.000 hepsi birbirinden ayrı yazılır. Peki bu kuralın istisnası nedir? Araya herhangi bir sayının, yazının girmemesi için çek, senet tarzı evraklarda bu yazıyla yazılan sayılar hepsi bitişik yazılır. Yine biz daha önce işlemiştik, ünsüz benzeşmesi veya setleşmesi dediğimiz bir kural vardı. Bu sayılara getirdiğimiz eklerde geçerlidir arkadaşlar. 3 sonu ç ünsüzle bittiği için t olarak ne olmuş? Setleşmiş. 4 t ünsüzüyle bittiği için 4 rakamının sonu, buna gelen ekte ne olmuş? Setleşmiş arkadaşlar. Sıra belirten 3. 5. 10. gibi kelimeler nokta koyarak veya ek getirerek de yazılabilir. Yani 6. 5. şeklinde ek getirerek veya sadece nokta koyarak da yazılabilir. Ya da yazıyla da yazılabilir. Burada sadece dikkat etmemiz gereken nedir? İkisi bir arada kullanılmaz. Demek istiyorum, 7. şeklinde bir yazı olmaz. Ya 7. şeklinde olur veya 7. şekilde. Bu ikisini birleştiremeyiz arkadaşlar. Üleştirme, paylaştırma eki alan sayılarımız ile yazıyla yazılır. Beşer beşer, altışar altışar, yedişer yedişer kelimelerinde olabileceği gibi. Evet arkadaşlar, bilgi kutumuza bakalım. Ünlüyle bitilen sayılara sıra anlamı katmak için inci değil ıncı eki getirilir. Yani 6 mcı veya 7 mcı eki getirilir arkadaşlar. Neden? Çünkü bu 6 diye sonu ünlüyle biter. Bu da 7 diye sonu ünlüyle biter. Şimdi yine yazım kurallarında bitişik ve ayrı yazılan kelimelere bakalım. Pekiştirmeli kelimeler tertemiz, pes pembe gibi kelimelerimiz nasıl yazılır arkadaşlar? Bitişik yazılır. Anlam kaybı görülen kelimeler de bitişik yazılır. Evet. Hanım eli, kuş burnu. Burada arkadaşlar kuşun burnunu değil, bu artık ne olmuştur? Bir bitki ismi olmuştur bunlar. Onun için bitişik yazılır. Üst, üzeri gibi kelimeler eğer yer belirtmiyorsa, işte öğle üstü, ikindi üstü, gerçek üstü gibi, bunlar yer belirtmeyen kelimelerse bitişik yazılır arkadaşlar. Metre, ölçer kelimeleri bitişik yazılır. Hane kelimeleri, yemekhane, çayhane de olduğu gibi bitişik yazılır. Yine baş ile oluşturulan kelimeler bitişik yazılır. Baş öğretmen, baş kişi gibi. Fiilimsi ekleriyle oluşturulan kelimeler bitişik yazılır.
bilgisayar, ağaç kakan, var yemez kelimelerinde olduğu gibi. Ses olayı, yani ünlü düşmesi, ünsüz türemesi, ünsüz benzeşmesi gibi ses olayı olan kelimeler bitişik yazılır. His etmekte ne olmuş? Bir tane S türemiş. Kayıp oldu. Şurada bir tane I düşmüş. Zan etmek. Burada bir tane N harfi türemiş. Sabır derken şurada bir tane I ne olmuş arkadaşlar? Düşmüş. Bunun gibi ses olayı, ünlü düşmesi veya türemesi, herhangi bir ses olayı olduysa bu kelimeye bitişik yazılır. Kurallı olan kelimeler, yani ebilmek, evermek, edurmak gibi kelimelerle, fiillerle yapılan kelimeler bitişik yazılır. Yapamadığı, bulabilmiş, düşe yazdı kelimelerinde olduğu gibi. Bir de ayrı yazılan bitişik kelimeler, ayrı yazılan birleşik kelimelerimiz vardır. Ki bunlar nelerdir? Pekiştirilmeler bitişik yazılıyordu. Ama ikilemeler ayrı yazılır arkadaşlar. İleri geri, yalan yanlış ikilemelerinde olduğu gibi. Belgisizlik, yani belirtisizlik, yani kesin bir sayı vermeyen kelimeler, bir takım, birkaç, birçok gibi kelimeler bitişik yazılır. Ama pek çok kelimesi ayrı yazılır. Ses olayı daha önce söylemiştik. Bunun içerisinde türemesi olmayan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Ses olayı olduysa bitişik yazılıyordu. Ses olayı olmadı ise ayrı yazılıyor arkadaşlar. Fark etmek, hasta olmak, arz etmek, bunlar herhangi bir ses olayı olmadığı için ayrı yazılıyor. Her sözcüğü herhangi ve herhalde örnekleri dışında ayrı yazılır. Şu iki kelimeyi aklımızda tutacak olursak bu ikisinde bitişik, geri kalanında ayrı yazılıyor. Her ve şey, hatta şöyle koklayabiliriz. Her şey ayrı yazılır. Çiçeği, böceği, rengi, taşı, tatlısı, bu tarz kelimelerle yapılan, türetilen kelimeler ise ayrı yazılır. Hamam böceği, kül rengi gibi her şey ayrı yazılır demiştik. Söz, şey sözcüğü daima ayrı yazılır. Bir şey, çok şey kelimelerinde olduğu gibi.